Merhabalar. Bugün yurt dışına ürün göndermekle ilgili tüm merak edilenleri Kargonomi Genel Müdürü Ersin Ekinci ile beraber cevaplamaya çalışacağız. IOSES nedir? IOSES Avrupa'da yeni uygulamaya başlayan tek noktadan ithalat merkezinin aslında kısaltması. Bu IOSES ile birlikte ister kendi web sitenizden, isterseniz de pazar yerlerinden yaptığınız satışlarla ödeyeceğiniz KDV'yi kolaylaştıran ve tek noktadan KDV ödenmesini sağlayan bir sistem. Teşekkür ederiz. Gümrük muafiyet limitleri altında gönderiler için de IOSES gerekli mi? 1 Temmuz 2021 itibariyle o bahsettiğiniz muafiyetlerin hepsine yazık ki kaldırıldı. Artık Avrupa'da muafiyet limitleri uygulanmıyor. Dolayısıyla artık Avrupa'ya ulaşan her tür gönderi mutlak suretle vergiye tabi. IOSES'e neden gerek duyuldu? IOSES özellikle Avrupa Birliği'nde hava yoluyla ve gümrüklerde yaşanan yoğunlukları azaltmak için tek noktadan gümrükleme işlemlerini yürütülebileceği bir sisteme ihtiyaç duyulması nedeniyle devreye alındı. Peki pazar yerlerinde işlemler nasıl oluyor? Pazar yerlerinde işlemler bir nebze daha kolay. Çünkü özellikle yurt dışı pazar yerleri bu konuda gerekli hazırlıklarını yaptı. Ve satış esnasında oluşan vergiyi nihai tüketiciden tahsil ediyorlar. Ve Türkiye'deki satıcıya da kendi IOSES numaralarını veriyorlar. Dolayısıyla paketler buradan çıkarken ilgili pazar yerinin IOSES numarasıyla birlikte çıkıyor. Tahsilatı zaten pazar yeri kendisi yapmış oluyor. Bu noktada da süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Kendi e-ticaret sistem için uygulama nasıl olacak? Kendi e-ticaret siteniz için öncelikle Türkiye'de bir şirket olmanız lazım. Türkiye'de şirket olduktan sonra Avrupa'da IOSES numarası alma ve bu kaydı yaptırma konusunda hizmet veren danışman şirketler var. Bu şirketlerden herhangi biriyle iletişime geçtiğinizde sizin Türkiye'deki şirketiniz adına Avrupa Birliği'nde geçerli bir IOSES kodu oluşabilir. IOSES numarası olmazsa ne olur? IOSES numarası olmazsa oluşan verginin mutlak suretle alıcı ülkedeki siparişi veren nihai tüketiciniz tarafından ödenmesi gerekiyor. Bu da temelde iki soruna yol açıyor. Siz her ne kadar ürün satışı esnasında müşterinizi bilgilendirmiş olsanız dahi o bilgilendirmeler zaman zaman gözden kaçıyor. Ve bir vergi oluştuğu durumda müşteriniz bunu ek bir maliyet olarak görüp bazen olumsuz yoruma, bazen de ürünü almaktan vazgeçebiliyor. Teşekkürler.